Herkese merhaba sevgili dostlar. Herkese merhaba. Aslında hüzünlü bir an ile karşınızdayım. Gerçekten hüzünlü bir an. Çünkü yavaş yavaş burçlar defterini artık kapatıyoruz. Önce erkek burçlarını yorumladım. 12 tane burcu. Erkek dünyasında işte her burca bağlı erkekler nasıl davranırlar? Aşkta, ilişkilerde, evlilikte nasıl bir bakış açıları var? Kadınların dertli oldukları konular neler? Çünkü bana binlerce mail gelmişti. Erkekleri bir yorumladık. Sonra bu arada beklenmeyen bir şey oldu. Kadınlardan müthiş derecede talep geldi. Lütfen kadınları da burçlara göre yorumlayabilir misin? 12 tane burcu kadınlara göre de yorumladım. Erkeklerde oğlaktan başlayıp yayda bitirmiştim. Kadınlarda yaydan başlayıp oğlağa doğru gittim. Enteresan bir süreç oldu. Gelen yorumlar %90 ölçüde teşekkür eden yorumlar. İşte evet doğru, güzel özetlemişsiniz diye, ama bazı kadınlarda tabii yükselen etkisi de var. Yani yükselene göre de hani farklı bir burcun etkisinde olabiliyor. Dolayısıyla bunları da sizlerle paylaştım. Ne kaldı geriye? Oğlak burcu kadını kaldı. Bu videoda size 5 madde halinde Oğlak burcu kadının özelliklerini, aşkta, ilişkilerdeki özelliklerini paylaşacağım. 300 erkekle yapılmış anketler var. Hepsinin farklı deneyimleri var. Farklı burçlarla ilgili onları bizlerle paylaşmışlardı. Ve ben bunları tek tek süzüp ortak noktalarda birleşip bazı komik yorumları da ekleyerek burçlar, kadın burçları videolarını da sizlerle paylaştım. Peki oğlak nasıl? Birinci maddeyle başlıyorum. Şimdi benim izleyenler, yakından takip edenler biliyor. Bazı burçlarla ilgili kendi yorumlarım da oldu. Çünkü ilişkilerim oldu yani o burçlarla. İşte kova ile ilgili, koçla ilgili, işte terazi kadınıyla ilgili, işte efendime söyleyeyim, bazı yaşadığım ilişkilerde gördüğüm olayla ikizlerle ilgili mesela bir sürü şey anlatmıştım. Ama mesela oğlakla ilgili ben gözlemlerimi söyleyeceğim. Çok fazla ankette gelen yorumlar var. Onları paylaşacağım size. Benim şahsi kendi yaşanmış deneyimim yok. Neden? Çünkü bir oğlak bir oğlakla anlaşamaz. İmkansız bir şey. Yani tarihte imkansız bir şey varsa mutlaka vardır oğlakla. İki oğlak izleyenler falan. Eyvallah. Çok zor bir şey başarıyorsunuz gerçekten. Çünkü neden söyleyeyim size? Oğlak burcu kadını birinci özelliği. Burada anketteki anketörler de bunu söylemişler zaten birçoğu. Maskülen. Birinci maddemiz bu. Maskülen. Yani erkeksi. Şimdi burada oğlak burcu kadınında benim gözlemim, bir ilişki yaşamasam da yakın arkadaşlarım oldu ve onları ilişkilerinde gözlemledim, kızları mesela. Bir şey var, üslup var oğlak burcu kadınında. Böyle erkeksi bir üslup var. Erkeksi bir beden dili var. Alo, şşş falan. Bak falan. Şimdi şöyle bir şey var mesela. Racon diyorlar çok. Racon. Racona göre erkek böyle davranır. Ablacığım racon nedir ya? Yani şimdi hani nedir bu olay? Yani bu üslup nedir? Yani bu hani bir takım mafyatik dizilerdeki bir üslup falan mı? Kaldı ki bir kadının ağzında bu ne kadar sempatik. Bir erkek erkeksi davranışlara sahip bir kadınla olmayı ne kadar ister? Neden? Çünkü erkeklerin kendi dünyası zaten sıkıcı. Erkek hayatına bir estetik katmak için, bir güzellik katmak için, bir zarafet, bir yumuşaklık, bir sanatsal bakış. Ya eve bile hani bir kadın girdiğinde her şeyi sanatsal bir hale getirir. Mutfağı, salonu, her şeyi bir anda çekip çevirir. Ev bir gül bahçesine döner. Erkek hayatına bunları katmak için bir kadın ne olur? Yoksa erkek hayatında bir tamamen erkeksi davranışlara sahip, gel lan buraya falan diyen bir kadınla birlikte olmayı çok da istemez. Yani bir erkek heteroseksüel, altını çizeyim, heteroseksüel bir erkek bunu pek istemez. Çünkü der ki ben bir kadınla birlikte olmak istiyorum. Yani beden dili olsun, davranışları olsun, benim karşımda bir kadın olsun. Bir zarafet olsun da biz de bir şey öğrenelim ondan. Çünkü kadından öğrenecek çok şey var. Ama oğlak burcu genelde kadınları maskülen. Bunu yaklaşık bir 100-120 kişi yazmış ankette. Çok erkeksi. Evet, davranışları erkeksi. Hareket tarzları erkeksi biraz. Böyle bir kontrolvari, böyle bir hop şş falan. Konuşma tarzında belki ben 10 tane oğlak kadından şu lafı duymuşumdur. Racon. Böyle bir oğlaklarda bir ortak bir dil mi bu? Bilmiyorum. Racon. Racona göre. İşte racona göre erkek orada alır öyle cüzdanını çıkartır öder öyle erkek. Allah Allah. Yani şimdi hareketler böyle bir şey. Kamyoncu Necmi abi tarzı böyle. Yani tabii ki bütün oğlaklar böyle değildir. Ama oğlak kadınında bu adamların dikkatini çekmiş, yaşamışlar. Herhalde bazıları dayak falan da yedi bu ablalardan. Dolayısıyla bunu ortaya koymuşlar. Birinci madde maskülen. İkinci madde anaç. Bakın bu kesinlikle doğru. Sahip çıkmayı, kontrol altında tutmayı seven. Oğlak kadını yönlendiremediği, yön veremediği, kendi sözünü dinlemeyen bir erkekle olmaya pek sıcak bakmaz. Yani oğlak kadını sever ilişkiyi kontrol etmeyi. Sadece ilişki değil. Şimdi iş hayatında da oğlaklar şey alfa. Yani gerçekten lider özelliktir. Lider burçtur zaten. İş hayatındaki
Müdürlerin, CEO'ların birçoğu oğlaktır. Banka müdürlerinin birçoğu oğlaktır. Neden oğlaklardan çıkıyor bunlar? Çünkü alfa. Çünkü lider özellikle. Ama ilişkisinde de yönetmeyi seviyor. Yani o adam onun dediğini yapacak. Hani var ya, o kedi buraya gelecek yani. Yani şimdi sen onu öyle yaparsan iyi olur aşkitom falan. Yani adam ona uyum sağlamalı. Şimdi onun için hani oğlakla oğlan bir arada olmaz, mümkün değil. Çünkü ikisi de lider özellikle. İkisi de benim dediğim olacak tarzı yapamaz. Mümkün değil. Onun için mesela anlaştığı burçlara geleceğim. Hep böyle uyumlu erkekler yani. Kendi sözünü dinleyen. Üçüncü madde inatçı. Oğlak ile aslında kadın olsun erkek olsun. Oğlak burcu ile inatlaşmak anlamsız. Çünkü kazanma ihtimaliniz yok. İnatçı. Çok inatçı. Şimdi ben bazı videolarda değiniyorum. Oğlak burcuyum ben. Ama yükselenleri inanılmaz derecede etkili birisiyim. Ben bunun şansını çok yaşadım iş hayatımda. Çünkü esnekliğim vardır yani. Esneyebilirim. Tamam öyle olsun falan diyebilirim. Ama genelde oğlaklarla yani birebir bana diyorlar sen bizden değilsin. Çünkü çok inatçı hepsi. İnanılmaz derecede benim dediğim olacak tarzı insanlar. Kadını da öyle, erkeği de öyle. Ben böyle istiyorum, böyle olacak. Şimdi onun için zaten ikinci maddede dedik ya, kontrol etmeyi sever. Bu inatçılığından da kaynaklanıyor. Yani kendi dediğini yaptırmayı seven bir burç. Bu şekilde ilişkiyi, evliliği yaşar. Alttan alabilmesi zor. Yükselen etkileri varsa, ay burcu işte bilmem ne, terazi özelliği varsa özellikle. Terazi çünkü çok dengeliyor, çok uyum burcudur terazi. Bu tip şeyleri varsa hadi bir derece. Ama mesela oğlağa oğlak bir kadınla karşılaştığımızda ben zaten tanırım yürüyüşünden. Derim ki bak bu kadın oğlağa oğlak. Daha caddeden gelirken hareketleri, beden dili, bakışı falan iki ihtimal vardır. Ya aslan ya oğlak yani. Ya aslan kadındır ya oğlak. Çünkü maskülen, dominant, benim dediğim olacak tarzı. Alo şş gel buraya şş, falan. Bu yani böyle hareketler falan ya, oğlağa oğlaksa zaten kendini çok net bir şekilde belli eder. Muazzam derecede inatçıdır. Oğlakla evlendiğinizde bir inatçı bir insanla evleneceğinizi unutmayın. Benim dediğim olsun der. Ben böyle mutluyum. Hani dediğim olduğu zaman çok mutluyum. Yani benim dediğim yapıldığı zaman ben mutlu oluyorum der. Uyumlu değilseniz eğer, ilişki aşamasında onunla sıkıntılar yaşıyorsanız evlilik kabusa döner. Evlilik olayına kolay kolay girmeyin bacım, girmeyin. Yani zor bir şeydir. Onun için oğlağa çok 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 dikkat etmek gerekiyor. Oğlak kadını da erkeği gibi, oğlak kadını da inatçı, dediğim dedik, söylediklerinin yapılmasını isteyen bir kadın. Efendim, dördüncü madde, iş hayatındaki başarısının altında da bu var. Her şeyi planlar ve uygular, kafasına koyduğunu mutlaka yapar. Yani bir oğlak kadını bir şeyi belirledi kafasında, Dedi ki bunu böyle yapacağız. Onu yapar. Çünkü çok önemli bir özelliği var oğlakların. Sol beyin, mantık, mühendis beyni dediğimiz her şeyi mantığıyla, akıl süzgecinden geçirerek çok böyle santim santim planlar. Tam bir strateji burcudur. Nerede, nasıl, kime nasıl davranırsam oradan nasıl bir tepki alırım, ben şu konuda nasıl sonuca ulaşırım, bunları bak milimetrik olarak hesaplar. Hesap, kitap ve plan burcudur. Müthiş derecede kariyeriyle ilgili planlar yapar. Basamakları acele etmez, tek tek çıkar. Çünkü planlamasının yanı sıra muazzam derecede bir özelliği var, sabırlıdır. Şimdi evet, oğlak burcunun özelliklerini terazi ve ikizlerden dolayı çok fazla taşımasam da çok şükrederim her zaman sabırlı olduğum için. Çünkü sabır önemli bir şey ve oğlak burcunda sabır var. O özelliğini almışım. İş hayatınızda, ilişkilerinizde fevri olmak hep kaybettirir. Ani tepkiler hep kaybettirir. Oğlak bir durur. Durmayı bilir. Anlatabiliyor muyum? Bir dakika bir dur. Çünkü burada galiba benim beklediğim gibi olmayacak. Galiba burada istediğim sonuca ulaşamayacağım. Bir durur ve olayı analiz eder, ona göre hareket eder. Bu çok büyük bir özellik. Yani bu muazzam bir özellik. Bu özellik zaten başlı başına büyük bir avantaj. Sabırlı, plancı, programcı, strateji yapar. İş hayatında tek 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 basamakları bu sayede çıkabilir. Çok üstün. Lider özellik dedik zaten, iş hayatındaki yöneticilerin birçoğu oğlak. Şimdi 5. maddeye geçiyorum oğlak kadınında. İlişkide çok kötü bir özellik bu. Hırs yapar. Ayrılık bir başarısızlıktır. Dedik ya hani lider özellik. Yani bir ayrılığı, bir adama söylediğini yaptıramamış olmayı, bir ilişkiyi götürememiş olmayı bir başarısızlık olarak algılar. Oysa bu başarısızlık herkesin başına gelebilir. Yani ilişkiler bazen gitmez. İnsan faktörü var. Oraya bir mühendis gibi bakamazsın. Karşındaki insanın travmaları vardır, problemleri vardır, seni anlamıyordur, aklı sende değildir. Ayrılık fobisi vardır, efendime söyleyeyim aldatılma fobisi vardır, kaybetme korkusu vardır, bir sürü şey var, özgüven eksikliği vardır. Şimdi sen o insanın kendi psikolojisini bilemezsin. Dolayısıyla sen onunla ilişkiyi götüremediğinde belki de bu bir başarısızlık değil, bu olması gereken şey. Uyuşmadı. Yani kan uyuşmazlığı var ilişkilerde, kan uyuşmazlığı. Ama oğlak kadını pes etmez.
ısrar eder. Hırs yapar. Bu olacak. Ya ablacığım olmuyor. Olacak. Bu olacak. Bunu ben yapacağım. Bakın bu saplantı. Saplantıya biraz yönelik bir burç. Şöyle bir şey var ki bu gelenekselciliğinden de ileri geliyor. Yani birisine alıştığı zaman kolay kolay ondan vazgeçmez. Alıştığı şarkıları dinler Oğlak. Alıştığı mekanlarda yemek yer. Alıştığı yerlere gider. Farklı bir ikizler gibi değildir mesela. Bakın ikizler sürekli farklı şeyleri tadabilir. Farklı yerlere gidebilir. Farklı restoranlarda yemek bilir. Oğlak mesela 20 yıldır aynı restoranda yemek yiyen Oğlak tanıyorum ben. Yani gelenekselce hep aynı, tradisyonel. Farklı yolları denemeyi sevmez. Kopmayı beceremez. Birisinden kopmak istemez. Sevmese bile istemez. Çünkü başarısızlık olarak görür. Ya bu insanlar artık gitmiyor. Gitmiyor kabul etmez. Gidecek. İlla gidecek falan. Sonuna kadar gider. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Oğlaklarla ilgili bir benzetme yapacağım. Bunu bir ankette birisi yazmış. Ben çok doğru buldum bunu. Zannediyorum ki mesleği de avukatlık olan bir beyefendi yazmış bir şehirden. Diyor ki ben diyor oğlak kadınlarını tanka benzetiyorum diyor. Bak tank. Tank. Yani çok güçlü, hırslı, inanılmaz derecede başarılı, karakterli. Bakın oğlak kadının karakteri çok önemli. Kimseyi yarı yolda bırakmaz. Kimseyi satmaz. Kimsenin arkasından hiç çevirmez. Böyle şeyler yok. Net, harbi, direkt gider. Tank da öyledir. Direkt düşmanın üstüne doğru gider. Ama tankların bir özelliği vardır. Gerçi bugün artık bu özelliği kaldırdılar. Müthiş bir teknoloji var ama manevra kabiliyeti zayıftır. Yani hızlı manevra yapamaz. Onun için savaşta tank hem çok güçlüdür hem de manevra kabiliyeti olmadığı için zordur işi. Şimdi oğlak da böyle esnekliği yok. Yani kuralcı. Böyle olacak. Bak dikdörtgen bir kafa yapısı var mesela. Diyor ki böyle olacak. Bu böyle olmak zorunda. Ya hayatta bazen öyle olmaz da böyle olur. Ya farklı yollar da vardır. Hayır. Bunu kabul etmez oğlak. Der ki hayır bu böyle olacak. Ben bunun böyle olmasını istiyorum kesinlikle. Esnekliği olmayan, manevra kabiliyeti olmayan bir burç. Gerçekten bu anlamda da oğlak kadınları ilişkilerde sıkıntılar yaşıyorlar. Zaten ikizlerle oğlak pek anlaşamaz şimdi söyleyeceğim. Bunun sebebi de ikizler erkeğinin böyle yerinde duramayan, çok güçlü bir erkek olması, çok sürekli hareketli oğlak daha kontrolcü, dikdörtgen, böyle 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 diyen bir burç. Şimdi efendim anlaştığı burçlar. Toprak grubu Başak, Boğa. Yengeç de anlaşır su grubundan. Çünkü yengeç zaten uyumlu bir erkek, evcil. Oğlak kadının yönetebileceği bir erkek. Terazi uyumlu. Akreple anlaşması zor ama anlaştığı zaman da müthiş bir etkileşim var. Oğlak kadınıyla akrep erkeği müthiş iyi anlaşabilir. Yani akrep erkeğiyle birazcık böyle hani ılımlıysa müthiş anlaşır. Anlaşamadığı burçlar kendisi gibi dominant olan burçlar. Aslan. Oğlak kendi burcuyla çok anlaşamaz. Yay. Yay çünkü ele avuca sığmaz. Yay erkeği çok böyle sürekli hareket halindedir. Oğlak sevmez onu. İkizler hayatı yaşamayı sever, farklı şeyler yaşamayı sever. İkizler böyle müthiş derecede maceraya açıktır, oğlak değildir. Balık çok alıngan, balık duygu beynini kullanır sağ tarafı, oğlak mantık kullanır sol tarafı. Dolayısıyla o kadar duygusal insanla oğlak kadını pek birlikte olamıyor. Ve koç da çok aşırı kibirli, oğlak da kibirli. Bu ikisi çok fazla bir araya gelemiyorlar. Arkadaşlar burçları bitirdik. Dile kolay. Burç videoları bitti. Kadınları yorumladık, erkekleri yorumladık. Umuyorum ki siz hayatınızda sizi en iyi anlayacak, en güzel uyum sağlayabileceğiniz insanla karşılaşır ve gerçekten de çok güzel bir ilişki yaşarsınız. İlişkiler, evlilikler ve spiritüalizm üzerine videolarımla devam edeceğim. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Görüşmek üzere.